Kale çizgisinden herkese merhaba. Bir haftanın ardından daha yeniden karşınızdayız. Süper Lig'de 19. haftayı artık bir karşılaşma dışında tamamladık. Temsilcilerimiz Antalya Spor ve Alanya Spor haftayı galibiyetle kapattı. Bu sezon bu cümleyi çok az sayıda kurduk. Antalya Spor 11 hafta sonra kazanmayı başardı. Denizli deplasmanında kazandı. Kırmızı Beyazlar yeni transferlerinin ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıktı diyebiliriz. 4 yeni transferi kadroda yer aldı Denizli Spor karşısına ve 3-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Alanya Spor'da yine Kasımpaşa deplasmanında 2-1 ile kazandı. Tabii Antalya Spor'da konuşacağız, Alanya Spor'da konuşacağız. Özellikle Antalya Spor'un Adisyahovic'in, yeni transferlerden Adisyahovic'in gol atması çok büyük mutluluk sağlamıştı ama maalesef onda da bir sakatlık söz konusu. Bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız. Antalya Spor'un efsane kaptanlarından Adnan Karahan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi evet, yayınlar. Teşekkürler hocam. Kırmayıp geldiniz burada. Nasıl değerli olun. Yorumlarınızı bizlerle paylaşacaksınız. Tabii sizi son konuk aldığımızda Antalya Spor çok kötü bir süreçten geçiyordu ki hala kötü süreçten de aslında çıkmış sayılmaz. Galibiyet tabii bir anlamda rahatlatmış olabilir ama yine düşme potasının yakınlarında dolaşan bir Antalya Spor'dan bahsediyoruz. 11 hafta sonunda kazandı Antalya Spor. Öncelikle Denizli galibiyetinin takımdaki size göre psikolojik etkisi nasıl olur? Şimdi öncelikle yayınımıza şöyle başlamak istiyorum. Depremde, Malatya ve Elazığ'daki depremde sıkıntı yaşayan, rahmetli olanlara başları sağ olsun diyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyerek başlayalım. Tabii ki şimdi çok önemli bir galibiyet. Şimdi başlıyorsun. Antalya Spor her zaman ben yine tekrarlıyorum. Bu pozisyona düşecek bir kadrosu yoktu Antalya Spor ama mağlup oldukça güvensizlik yaşadı. Futbolda galip geldin her maç seni güven olarak yukarı taşır. Antalya Spor da ikinci yarı böyle bir havayla yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum. Bu galibiyet, deplasman galibiyeti o yönden çok önemliydi. Yani bir de net bir skor. Takım üzerinde güvenini yerine getirmede çok önemli bir rol oynadı. Bir de yeni oyuncuların da tabii buraya katılmasıyla her galibiyet yeni oyuncular, eski oyuncular takım ruhunu bütünleştirerek yollarına devam edeceklerine inancındayım. Evet şimdi hocam tabii dediğiniz gibi biraz moral kazandırdı. İlk yarının ilk maçında içeride Göztepe 3-0 mağlup evet. olunca tabii taraftar yine orada gerçi sadece yeni transferlerden Fedor Kurdiyaşov görev alabilmişti. Evet. Yeni transferlerden katkı sağlamadı ki daha takıma katılacak transferler de var. İşte Podolski gibi, Ersan Gülüm gibi ve bir 8 numara transferi de yapılması bekleniyor. O evet. ismin de belirlenmesiyle kadro biraz daha değişecektir evet. ama Göztepe'ye 3-0 kaybeden Antalya Spor'dan sonra Denizli deplasmanında böyle bir performans, böyle bir çıkış bekliyor muydunuz? Belki galibiyet olabilir ama çok net bir şimdi galibiyet. Antalya Spor öyle bir takım ki gol yemediği zaman her skoru yakalayabilecek bir kapasitesi olan bir takım. Hücum elemanları iyi, kontra yapabilen, set oyununda da oynayabilen oyuncular var. Bana hiçbir şu anda zaten ligde hiçbir takım birbirinden çok fazla üstünlüğü yok. Her sonuç bana sürpriz olmaz. Bugün yarın Antalya Spor gider, lig liderini de yenebilir. Yani arada o kadar uçurumlar yok. Sadece maçları belirleyen faktörler var. O faktörler Antalya Spor'un veya o hangi A takımının yanındaysa o gün maçı alıyor. Antalya Spor'dan ben aldığı galibiyetler benim için sürpriz olmuyor. Yani gayet normal geliyor bana. Ki Denizli yani baktığında ben Antalya Spor'un Denizli kadrosundan daha iyi kadro olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Özellikle transferlerle birlikte. Gerçi siz ben hep transfer yokken Antalya Spor'un kadrosu çok iyi diyordunuz. Yani tabii ki şimdi iyi dediğimizden sonra da doğru düz yani maç alamadık. Ama bunun nedenleri var tabii. Çok o nedenler. Kadro kalitesinden dolayı değil. Ben de katılıyorum size. Kesinlikle. Antalya Spor'un kalecisinden forvetine kadar, yedek oyuncularına kadar kadrosun kötü olduğunu inanmıyorum. Ama yenilmiş olabilir. Mağlubiyetleri yaşamış olabilir. Bu güvensizlikten dolayı gelen maçlar olabilir. Belli bir iki maçta çok büyük hakem hatalarından dolayı kaybettikleri maçlar vardı. Bunların hepsi etki etmiştir ve bu sonuçta da bir güvensizliğe itilmiştir. Ve o kadro öyle bir duruma gelmiştir ki değişim şart olmuştur. Yani aynı kadroyla işi götüremez duruma gelmiştir. Onun için değişiklik çok fazla abartmadan ki en son maçta da 4 tane
yeni transferimiz Savunan yer almıştır. Savunan Veysel, Kudryashov, Şov, Sinan Gümüş ve ileride de Hadis evet. Yahoviç'e şans şimdi, verdi. Yahoviç çok önemli bir oyuncuydu inşallah ama 3-4 hafta işte müşahede altında kalacak. Yani en azından 2 gün müşahede altında kalıp 4 hafta ama yani sonuçta korunacak yani 4 haftada evet. Korunma durumu var ama Antalyaspor'un kişisel kanaatim en büyük sıkıntısı defans göbeğiydi, stoperlerdi. Oradaki arkadaşlar birbirine uyumlu arkadaşlar değildi. İkisi de ağır arkadaşlardı. Diye, şimdi tabii yani evet. Şimdi Veysel'in oraya gelin, oraya biraz daha dinamik bir duruma getirebilir. Artık yanında Çalışkan mı oynar, yoksa Ersan'ın durumu, en son durumu oynayarak gelmiş. Ersan'ın nedir durumu bilmiyorum onu ama orada bir artı değer katacağı inancındayım. O arkaya toparlarlarsa o arkada sıkıntı. Şimdi Antalyaspor benim işim kaleci. Antalyaspor'un kaleci problemi yoktur. Yani herkes yazıp çiziyor, yok kaleci alınsın çünkü gerek yok. Antalyaspor, Bofin, Ferhat bu ligi götürecek kalecilerdir. İkisi de bu ligi götürecek kaleci. Hiç orada sıkıntı, hiç konuşmaya da gerek yok. Çünkü konuştukça bu işler hep ters döner, sıkıntı olur. Hiç gerek yok. Antalyaspor'un kadrosu iyidir. Ben korkulu rüya hiçbir zaman yaşayacağına inanmıyorum ama nasıl yaşar? Saçmalıklar yapılırsa yaşar. Yani saha içi, saha dışı çok gereksiz işler yapılırsa her takım yaşar. Bugün Galatasaray bile belli dönemde saha içi gibi yanlışlar yapıldı. Saha dışında gereksiz konuşmalar yapıldı. Belli sıkıntılara girildi. Evet, sadece sahaya odaklanmak tabii, lazım. Tabii Antalyaspor kesinlikle şuna inansın tüm taraftarlar, bu takım düşmez. Bu takımın düşecek kadrosu yoktur. Hataları tüm cami olarak yaparsak düşer. Tüm cami olarak kim? Saha içi, saha dışı, taraftar, basın, bizler, şunlar, bunlar, eski futbolcular çok gereksiz konuşulmaya başladı bu işler kötü giderken. Bunları yaparsak bu takım darbe yer. Onun için bu işlere kalkmadan herkes takımını desteklesin. Maçını seyretmeye giden gitsin. Eleştirmek tabii ki eleştirilecek. O ayrı bir şey. Ama bir de öyle bir sehpalar kuruluyor artık. İradeler. Yok şu yönetim tabii ki eleştirilir. Futbolcu çok ağır şeyler ya. Bunlar yakışmıyor. Antalya taraftarına da yakışmıyor. Antalya camiasına da yakışmıyor. Birlik ve beraberlik içinde bu takıma destek vermek lazım. Bu takım dün Adnan vardı. Bugün Bofin var. Evet. Yarın bir başkası olacak. Yani siz Adnan'ı Bofin'i desteklemiyorsunuz. Siz Antalyaspor'u destekliyorsunuz. Ali Şafak Öztürk bugün var, yarın başka bir başkan olacak. Ondan önce başka bir başkan, sonra başka bir başkan olacak. Daha önce çok değerli başkanlarımız vardı. Hepsi bir görev dönemi oldu, bitti. Siz bizler Antalyaspor'u destekliyoruz. Kırmızı beyaz formayı, o armayı destekliyoruz. Oradaki şahısların işi önemli değil. Sen şahıslara konuştuğun çok acımasız eleştiriler bu takıma zarar veriyor. Önce bu eleştirinin dozajını iyi ayarlamamız yapıcı lazım. Yapıcı eleştiri olmasına dikkat edin. Abi yapıcı bir şey değil mi size? Futbolda şimdi. Eleştiri olmazsa olmaz zaten. Şimdi ben bir hastaneye gittim diyelim. Tedavi olacağım. Orada bir tedavim olmadı veya yanlış oldu. Ben o doktoru eleştirecek konumda değilim. Doktorun ne yaptığını bilmem. Doktor tamam iyileşmemiş olabilirim. Burada bir sıkıntı. Ama işim yok, doktor bana şu iğneyi vuracakken bunu vurdu deme hakkını elde etmiş değilim. Bunlar yanlıştır. Eleştiriyi de bu işin yani eleştiriyi ömrünü vermiş insanlar herkes eleştiriyor. Herkes bir takım yapıyor. Şurada sosyal medyada ötede herkes bir takım. O şu olsa bir bakıyorsun ki o takımdan savunma yapabilecek İki tane oyuncu var. Evet. Bunlar nasıl yan yana oynuyor? Evet. Ama taraftar olarak yapılıyor. Onun için biraz da eleştirirken birikimli, bilgisi olan insanların bu işleri yaparsa doğru. Daha iyi olur. Doğru. Herkes tabii ki eleştiri hakkına sahiptir. Protesto etme başka bir şeydir, eleştiri başka bir şeydir. Gidersin stata, protesto edebilirsin yakışan bir şekilde. Beğenmezsin edersin. Bu ayrı bir şeydir. Bunu herkes yapabilir. Gider orada parasını veren, gönülden de seven, gönülden de sevmeyen kimse yapabilir protesto. Bu başka bir şeydir, eleştiri başka bir şeydir. Evet. Ben şimdi seni burada Koray buraya çıktı, kötü program sundu diyemem. Asıl diyebilirsiniz hocam. Diyebilirim ama sana şöyle yap diyemem. Koray sen orada şunu yapacak, şöyle yapman lazım. Niye? Çünkü benim o becerim yok. Evet. Birikimim yok. Onu daha uzmanlık alanınız o değil. Değil. Ben de size gidip hocam nasıl kaleci çalıştırıyorsunuz? Böyle kaleci mi çalıştırılır? Dersem ayıbetmiş olurum. Çünkü onu bile diyemem. Ama şunu diyebilirim belki. Yani tabii. Şunu anlatıyorum. Adnan Karahan
bu kaleci başarısızdır. Adnan Karahan iyi çalıştırmamış olabilir. Bu ayrı ama ya, Adnan Karahan şey nasıl çalıştırıyorsun? Ama yok abi, bugün işte çabukluk çalıştıracaksa dayanıklık çalıştırdın hocam. Böyle niye yapıyorsun diye. Ama bu işler artık Türkiye'de böyle olmaya başladı. İşin yani şeyi cılkı çıkmaya başladı. Onun için bir tek Antalya Spor var. Bak geliyor, yıllardır ligde oynuyor. Onun için herkes bir şekilde destek vermek zorundadır. Eleştiri, protesto, bunlar ayrı. Bunu da yakışan yapacaksın. Artık gerilim ortamlarından uzaklaşmak lazım ki o gerilim sahaya siyahat etmesin. Oraya sıkıntı olmasın diye biraz daha dozajımızı iyi ayarlamamız lazım. Doğru, katılıyorum size. Hocam bir puan durumuna göz atalım. Arkadaşımız ekranlara getirecek onu da. Puan durumunda Antalya Spor uzun zaman sonra ilk defa düşme hattından dışarı çıktı diyebiliriz. Sivas Spor'un bir maç eksiğiyle liderliği devam ediyor. Birazdan tamamlanacak karşılaşmayla o da haftayı kapatmış olacak. Tabii Malatya-Trabzonspor maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatmakta fayda var. Alanya Spor diğer temsilcimiz 35 puanı yükseldi. Bu sezon gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Evet. Süper Lig'deki kendi rekorunu da zaten geliştirmeye devam ediyor. Avrupa kupalarında zorlayan bir grafiği var diyebiliriz. Antalya Spor puanını bu galibiyetle birlikte 11 hafta sonra aldığı galibiyetle birlikte 17'ye çıkardı ve Alanya Spor'un mağlup ettiği Kasımpaşa'yı 2 puanla geride bırakarak düşme hattından sıyrıldı. Hocam az önce söylediğiniz Antalya Spor küme düşmez dediniz. Ben de size katılıyorum. Özellikle bana göre yapılan takviyelerle birlikte daha da şansı arttı ki eski kadroda, yani ilk devrede oynayan, mücadele eden kadro da aslında bence çok kötü bir kadro değildi ama artık bir yenilenme, kafayı evet, bir rahatlatma gerektiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Ya orada sözünü ki, orada şimdi hata ne oldu biliyor musun? Burada konuştuk, riskli dedi Thomas'ın gelmesi. Dediniz, evet. Yani başkanın bu riski almaması lazımdı. Yani inan ki almaması lazımdı. Ha o ne zaman olurdu biliyor musun? Sezon başı inanırsın, getirirsin onu. Dersin kardeşim ben inanıyorum ama sıkıntılı dönemde Thomas gibi bir hocanın, ben Thomas'ın beceriksizdir, şudur, hiç aslında öyle bir şey demiyorum. Daha rahat bir ortamda tabii, gelmesi. Tabii daha rahat ortamda, öyle hiç bu işi yaşamamış bir hocanın bu durumda pat diye öyle oraya getirmesi hataydı. Bu bir hataydı ve mecburen bu hatadan dönüldü. Yani belki orada bir maç daha kazanılabilirdi, Antalya Spor kazanabilirdi. Doğru, yani doğru. Çünkü burada 3 puanlar, 1 puanlar artık bu vakitten sonra çok önem taşıyacak. O bir zaman kaybıydı bizler için. Zaten Tamer, zaman kaybının olduğunda herhalde yönetim farkına vardı ki sizin dediğinizi onaylar. Tamer Hoca da Tamer de benim sevdiğim bir arkadaşımızdır. Gelecek vadeden bir çocuk. Ama Tamer Hoca'ya şuradan şunu diyorum, kendi inandıklarını yapsın. Yani bu Antalya'da çok kafasına girenler olabilir. Kendi inandığını yapsın. Ben kendi inandığını, mesela takım kadrolar oluşturulurken bazen hariçten gazel atanlar çok olur. Hocanın yanına gelir. Bu teknik ekipten de olur, yönetimden de olur, dışarıdan da olur. Kendi inandığını yapsın, gördüğünü yapsın. Tamer Tuna bu kadro üzerinde kendi gördüğünü yaparak kadro oluştursun. Ben buna inanıyorum. Aklı selim her hoca şu kadrodan iyi bir 11 sahaya çıkartır ve başarılı olur bu kadro. Aklı selim her hoca. Bu kadro iyi bir kadro. Tamer Hoca'dan tek isteğim kendi inandığı oyuncularla yola çıksın. Yani ilk 11 oluştursun. Bu takım ben yine diyorum sıkıntı yaşamaması gereken bir kadro. İnşallah düşündüğümüz, inandığımız gibi de olur yani. Peki sizce orada tabii baktığımızda Ankara Gücü, Kayseri, Kasımpaşa son haftalarda veya güç kaybeden bir grafik çiziyor. Sizce en zayıf halka olarak kimleri görürsünüz? Bak şimdi burada Kayseri, Ankara Gücü. Ankara Gücü bizim takımımız. Evet. Yani orada çalıştık, bıraktık. Evet. Bu sezon çalıştık. Bu sezon evet. Yani. Kötü, sıkıntılı bir dönemde kadronun aynı kadro olduğu zaten transfer yasağı henüz kalkmadı. Kalkmadı, yapamadılar. Yani Ankara Gücü ve Kayseri'nin işi çok zor. Çok zor yani. 13 arada fazla farklar yok ama Ankara Gücü'nün Antalya arasında 4 puan var ama Antalya'nın Ankara Gücü kadro olarak 2-3 basamak çok üstünde yani kadro olarak. Evet. Baktın Kayseri ile kadro olarak çok üstünde Antalya Spor. Kasımpaşa'dan benim. Kasımpaşa yine son 2-3 bir transfer daha yaptı galiba. Var. Evet. Toplam 6 transfer yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Kasımpaşa'da oyunsal olarak yani daha şeydi. Antalya Spor hazır gözü. Yani sanki takım 4-5 hepsi bir arada oynamışlar bir izlenimi evet, verdi. Ben
Kasımpaşa'da bunu göremedim yani. Benim en büyük adaylarım, yani ben Antalya'yı bunu çıkartıyorum buradan yani, Kasımpaşa, Konya. Üçüncü. Yani üçüncü takım, ikisinden birisi olur diyorsun. Konya Spor da gerçekten kötü hocam. Şöyle söyleyelim, sadece bu sezon üzerinde değil, geçtiğimiz sezonun sonlarında da sıkıntı yaşadı Konya Spor. 34 maçta 5 galibiyeti falan var Konya Spor'un. Yani bu performans, bak bu performans grafik olarak çok kötü. Evet. Yani bir çizgin var ama hiç galiba yukarı çıkmıyor o çizgi. Bak, yukarı çıkmayan istatistik aşağıya düşer. Bu hiç unutmayın. Yani futbolda hep aynı çizgide gidersen o orada durmaz. Ya yukarı çıkman gerekir ya aşağı inmen gerekir. Konyaspor aşağı inecek bir görüntü gösteriyor. Ve onlar da aslında çok iyi takviyeler yapamadı. Onu da söyleyelim. Yani, aldıkları Turan golcü oyuncu çok bir performans sergileyemedi. Konyaspor'da zaten kısır bir görüntü var. Gol anlamında söylüyorum evet, bunu. Evet, bir sıkıntı var orada. Hala da giderilmiş değil. Şimdi takımların içerisini tam bilemediğimiz için ama bir sıkıntı var orada. İyi oynamıyorlar. Yani evet. İyi oynamıyor. Önceden savunma iyi yapardılar. Şimdi savunma da yapamıyorlar. Evet. Bir sıkıntı görünüyor yani. Galatasaray karşısında çok kolay çözüldüler hocam. Daha evet. Dün oynandı mücadele. Evet. Yani ben bu kadar kolay çözülmesini beklemiyordum ki. Aykut Kocaman biraz daha o şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı daha katı savunma kurup hani onlara çok kolay geçit vermeyen bir hoca görüntüsündeydi. Evet. Bu sene Fenerbahçe'den 5-7, Galatasaray'dan dün 3-7. Yani evet. Onun o özelliğini de kaybetti. Şimdi şu var, teknik adamlar da futbolcu gibi. Nasıl futbolcu güvenini kaybederse teknik adamlar da güvenini kaybedebiliyor yani. Gerçekten içlerine korku girebiliyor. Şampiyonluk veya üst yukarılara mücadele edecek bir konumu aşağılara taşıdığın zaman teknik adamda da kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. Acaba ne oluyoruz? Ve onu teknik adam da güvensizliğe itebilir bu işte. Aynı futbolcu gibidir. Yani Konyaspor'da bir düşüş olur gibi geliyor bana. Kasımpaşa, bunların ikisinden Antalyaspor'un kadrosu. Evet. Ben yine diyorum, bizim kadroyu iyi işlediğin zaman bu kadro çıkış yapar. Katılıyorum hocam. Tabii Yahoviç'i de konuşacağız birazdan. Biraz bahsettiniz ama onun tabii olmaması da bir belki eksiklik olabilecek. Maç sonunda basın toplantısında teknik adamlar neler söylemiş onları bir hatırlayalım. Antalya Denizlispor Antalya Spor'un mücadelesi sonrasında yeniden sizlerle birlikte olalım. 11 maçtır kazanamamak. Açıkçası hem özgüven adına hem de bu bütünlük adına, saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp 11 maç sonra artık lige farklı bir bakış açısıyla girmek, özellikle transferlerimiz, hem bugünkü sahadaki bütünlüğümüz çok önemliydi. Buna sadece bu bütünlüğü gördüğümüz için mutluyuz. Futbol tabii kazanıyoruz, kaybediyoruz. Bugün olanlar maalesef Türkiye'deki anlayış da bu. Kazanırken iyi, kaybederken kötüsünüz ve değişimler de buna göre oluyor ya da bizim istediklerimiz olmuyor. Bugün bunun örnekleri vardı. Ülkede de böyle, değişimlerde de bu geçişler böyle oluyor. Bizim için yukarılara kırılma adına önemli bir müsabakaydı. Kendi evimizde kazanıp önümüze çok daha güvenli, yukarıdaki puan farkını biraz daha daraltma adına bu bilinçle çıktık. Eksikler var, sakatlıklar var. Hastalıktan gelenler var, birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla da ifade etmiyoruz ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumla gol yapabileceğini düşünüyorduk ki bunu da arkadaşlarımızla paylaştık. İşte Yahoviç'in arkaya koşuşları, Freddy'nin, Pol'un arkaya koşuşlarıyla golü bulacağını biliyorduk. Ki tabii o mevkide oynayan arkadaşlarımızın ilk defa yan yana olması, işte sol tarafta, sağ bekin sol tarafta görev alması, İsmail'in, Barov'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi. Kolay değil bu ortamda bu maçı oynamak ama yani rakibin ilk atağında golü bulması da futbolun doğallığından olan bir şey. Ondan önce biz ciddi pozisyonlarımız var. Golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecek ama tabii en önemli unsurlardan bir tanesi kendi evimizdeki bu potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Maç son açıklamaları bu şekildeydi. Antalya Spor tabii 3 puan aldığı için ayrıca bir özgüven sağladı kendisine ama Denizli Spor'da iç sahadaki kötü gidişatını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Özdilek de zaten buna değindi. Hocam Denizli Spor, Mehmet Özdilek de şu açıklamada bulundu özetle. Biz
kazansaydık ya yani bu maçın sonucuna göre yukarı sıraları zorlayabilecek bir takım olabilirdik. Bu kırılma maçıydı bir anlamda dedi ama kaybettik dedi. Siz katılır mısınız? Katılmıyorum abi. Denizli o derece bir kadrosu. Denizli sürpriz yaparak bu kadar puanı elde etti düşüncesindeyim. Yani kadro yapısına baktığımızda çok kaliteli bir kadrosu yok. Evet. Bence sürpriz maçlar aldı Denizlispor. Yani hocam buradaki maçı da ben hatırlıyorum. İzlediniz mi? Yani stadyumda izlediniz mi hatırlamıyorum bilmiyorum da Antalyaspor bana göre Denizli'den çok iyi oynamıştı ilk yarıdaki maçta. Ama 2-0 yani 2 tane gol attı. Zaten bir tanesi inanılmaz uzaktan bir şuttu. Yanlış hatırlamıyorsam Barov'un attığı gol. Yok. İnanılmaz bir galibiyet. Orada çok sürpriz maçlar aldı Denizli. Yani denge olarak, güç olarak o günkü maçta çok altta olmasına rağmen o maçı aldı. 3-4 tane maç var. Evet. Yani kötü oynadı aldığı maçlar. Bence Denizli yani gerçekten şu puana ulaşması bence sürpriz. Peki ya aşağıya yani o düşme potasına şimdi burada ki bak size diye? Ben bir şey diyeyim. Bak Antep'i de içine katıyorum. Antep evet. Belediye'yi de katıyorum. Antep bak Rize çok inişli çıkışlı ama kadrosu Rize'nin fena değil. Rize bak Antep, Denizli, Gençlerbirliği yani Konya, Antalya, Kasım. İnan ki şu saydığım takımların hepsinden Antalyaspor'un kadrosu iyi. Kesinlikle doğru hocam. Yani bunu ama şey yeni transferlerle birlikte mi diyorsunuz? Bak yenisi yani, eskisi. Yenisiyle daha da iyi oldu. Tabii. İnan ki eskisinde iyi işlenmiş olsaydı o kadro. Bak daha iyi olurdu. O kadro doğru. Gerçekten kötü bir takım değildi. Geçen sene devre arasına itibaren kötü oynamaya, kötü taktiksel planlama yapılarak geçen sene devre arasında itibaren kötü taktiksel planlama yaparak kötü oynayan bir takım ve onun getirdiği güvensizlikle bu duruma gelen bir takımdır o takım. Yani burada teknik anlamda geçen sezon devre arası dediğinize göre Bülent Korkmaz'ın... Ben geçen sene de diyordum. Ben burada şey dedim bu oyunu oynamamalı. Bu oyunu değil mi? Evet. Hatırla. Ne diyordum? Evet. Antalyaspor böyle oynayamaz. Böyle maç alamaz diyorduk. Ondan sonra da hep sıkıntılı yaşadık. Yani burada Antalyaspor'un baktığın zaman grup bireysel oyuna, bireysel özellikleri, takım özellikleri bu kadar defans yapma özelliği olan bir takım değildi. Ama oldu ve o takım şu günlere geldi. Düşmeme. Biz mesela bugün kaliteli transferlerinden belki de ilk 5'i, ilk 6'yı zorlayacak bir takımı konuşacaktık bugün. Doğru. Ama zaman içinde yine diyorum yanlış taktiksel varyasyonlarla birlikte bu duruma gelmiş. Şimdi neyi konuşuyoruz? Gelen transferlerle birlikte Antalyaspor iyi kadro. Şurada saydım 6-7 tane takımdan yani onun üstünde olan takımdan daha iyi kadrosu var. Doğru. Bunu da tabii artık top Tamer Tuna'da diyebiliriz. Kesinlikle. Yani şimdi Tamer şu var. Tabii ki takımı belki tanıdıkça daha doğru işleri yapacak. Ben yine diyorum buradan kendi inandığı, kendi görerek inandığı 11 ile sahaya çıkması lazım. O demiş, bu demiş, o demişti. Bu işleri hiç kalkmadan kendi gördü, inandığı oyuncularla oynayacak. Bu takım iyi karar. Artık yönetim yapmıştır yapacağını gerçekten. Yani önemli oyun Yahoviç'i almak çok önemli bir başarı. Yahoviç'i ben Malatya niye bıraktım onu da anlamış değil. Hocam Yahoviç orada birazdan da konuşuruz da biraz mutsuz olduğu için ayrılmak istemiş herhalde. Sergen Yalçın da ayrıldı vesaire. Zaten Malatya'da da bazı sıkıntılar var gördüğünüz kadar. Cilerme ayrılmak üzereydi son anda. İşte harcama limitine takıldı Beşiktaş vesaire. Aslında Malatya'da da bu sezon yani ikinci devrede bir düşüş yaşanabilir. Çünkü baktığınız zaman takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Yani iki isim sayarsanız biri Cilerme biri Yahoviç evet, bana göre. Tabii Yahoviç çok önemli bir oyuncu ve çok büyük başarıdır. Yani şu Yahoviç'i bu devre arasında buraya getirebilmek gerçekten büyük başarıdır. Yahoviç büyük takıma da giderdi. Hocam Yahoviç yani gerçekten Antalyasporlu olduğumuz için bunu söylemiyorum. Vedat Muriç, Falcao bir de Sörlo Trabzon. Yani bu üç takım dışında her takım transfer etse bence direkt oynasa ya da zorlayabilecek. Mesela Burak Yılmaz evet, zorlayabilecek bir isimdi Beşiktaş'ta. Şey sadece bu üçünü bence kesemezdi. Ya belli olur yani neyse de yani ama. İsim olarak kesemezdi. Ondan baktığında Sinan da iş yapabilir olarak. Bize. Bak Sinan da faydalı olabilir. Zaten stoperlerde sıkıntımız vardı. Orası iyi oldu. Bizim kadromuz Antalyaspor olarak iyi bir kadro. Yani yukarıya çıkabilecek bir kadro. Evet. Artık bundan sonra top Tamer Hoca'da.
Doğru. Maçın istatistiklerine bir göz atalım. Arkadaşımızdan rica edelim. Şutlarda da Yahović ön plana çıktı. Kırmızı beyazlılarda Yahović 3 kez kaleyi yokladı. 2 kez isabet saldı. 1 gol oldu. Oğuz Yılmaz ve Mukayru takip etti bu futbolcuları. Pasta Muravski ön planda Denizli Spor'dan. Lopez ve Zeki Yavru takip etti. Adam geçmede Barov 8 kez denemiş. 7'sinde başarı sağlamış Denizli Spor'da. Yekta ve Zeki Yavru takip etti. Top kapmada da Antalya Spor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı zirve yaptı. Çelisko ve Lopez de bu oyuncuyu takip etti. Bünyamin Balcı da hocam ilk 11'de sahaya çıktı. Çok genç, 19 yaşında bir futbolcu. Nazım Sangare'nin yokluğunda hoca ona şans verdi. İlk 2. dakikada sarı kart gördü ama yine 90 dakikayı tamamladı. Kendisini tebrik edelim. İnşallah daha uzun sürede Antalya Spor formasını giyecektir. Hocam Yahović demişken Yahović'in istatistiklerini bir ekrana getirelim. Ne yapmış Yahović? 45 dakika sahada kaldı Adis Yahović. Cuma günü sözleşme imzaladı hocam. Pazar günü hemen maça çıktı. 45 dakika sahada kaldı. 20 kez topla buluştu. 13 pas, 3 kez kaleyi yokladı. 2 isabet sağladı. 1 gol, 10 kez girdi ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 1 kez de savunmasına yardım ederek top uzaklaştırdı Adis Yahović. Hocam bir anda golcü kendini gösteriyor değil mi? Yani tabii. Kadroya koyuyorsunuz. Yani takımla sadece bir antrenmana çıkmış. Yani savunma oyuncusu olsa bir derece hani antrenman eksikliğini, hani o takım antrenmanının eksikliğini kapatabilir ama hücum oyuncusu ilerideki arkadaşlarıyla uyum sağlaması çok önemli. Tabii. Bir maçta yani bir antrenmanda bunu sağlayıp iki tane net pozisyona girdi. Yani sadece attığı gol ama değil. Onun özelliği o. Yani orada cezala içinde veya kontrada iyi işleri yapabilen bir oyuncu. Özellikleri var yani. Cezalan içinde gol vuruşları, hareketliliği, o işi yapıyor zaten. Onun için İşi orada olduğu için şey, yabancılık çekmiyor yani. Çünkü işini iyi biliyor. Özellikleri iyi o yönde. Gol vuruşu, gol yapma özellikleri iyi. Ama işte şu 3-4 hafta olmayışı yani o, evet, ama ben bir şey diyeyim size. Bak bu Antalya Spor biraz daha öne çıkarak oynadığı zaman Gustavo da sana iş yapar, gol atar. İnan bana. Bak. Ama önde oynayacak. Kontra oyununda oynayamaz o çocuk. Ama önde oynadığı zaman o çocuğun da cezalar içinde golünü attı bu hafta yine. Rahat bir takımda gol, yani hücum yapan bir takımda yapan, yerleşen bir takımda iş yapar o çocuğun. Hava topu da iyi. Evet. Ama tutar da bu takıma kontra yaptırırsan o Gustavo olan oynayamazsın. Oynamaman lazım. O zaman ya o işle oynayacaksınız ya da evet, işte o Podolski ile oynayacaksınız. Mukayir ile oynayacaksınız. Podolski de kontrada iş yapar. Podolski ikinci bir forvet gibi Antalya Spor'da oynarsa kanatta mı oynatır? O zaman ama Sinan da var. Şimdi evet. Bir de şu, bu dengeler var. Doğru. Şimdi seyirci olarak, taraftar izleyici olarak farklı şeyler isteriz. Podolski de oynasın, Sinan da oynasın, Yahović oynasın. Ama bu işin bir de savunma tarafı var. Teknik adamlar da bunu düşünür. Der ki en azından kenarlardan bir tane hücum adamı da savunmaya gelsin, karşılasın diye düşünür. Onun için hepsinin bir arada oynarsa sıkıntı yaşar Antalya Spor. Böyle değişmeli, sonradan maç maç farklılaşabilir ama Antalya Spor yani o Gustavo'dan faydalanabilir. Biraz da öne çıkıp oynadığı zaman, biraz da yerleştiği zaman o oyuncu da kötü bir oyuncu değil. Doğru. Hocam zaten Shakhtar Donetsk'ten çıkıp da hani öyle çok kötü bir futbolcu şimdiye kadar almazlar çok görmedik zaten. Doğru. Almazlar. Shakhtar Donetsk bu konuda çok titiz bir takım. Hocam kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii Antalya Spor'un şu ana kadar resmen kadrosuna kattığı 6 futbolcu var. Bunlar üzerine de konuşacağız ama kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Evet, reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Antalya Spor, Denizli Spor karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Tabii yeni transferlerin katkısı da çok önemliydi bu anlamda. Kırmızı Beyazlar'da henüz resmi imza töreni yapılmamış olsa da Ersan Gülüm'le birlikte 6 transferi söz konusu ve 1 transferin daha yapılması planlanıyor. Antalya Spor'da 8 numara orta saha için bir transfer çalışması da var. İsterseniz transferleri bir hatırlayalım. Kırmızı Beyazlar'da hangi isimler devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilmiş, onlara bir göz atalım. Savunmanın soluna Fedor Kurdiyaşov, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den hatırlıyoruz. Veysel Sarı Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. Sinan Gümüş,
Cenova'dan kiralık olarak kadroya dahil edildi. Lukas Podolski yine Alman yıldız futbolcu. Zaten herkesin bildiği bir isim ki geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray forması da giymişti Türkiye'de. Yahovic ve Ersan Gülüm. Dediğim gibi Ersan Gülüm'ün resmi imza töreni yapılmadı ama 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Bunu söyleyelim. Sağlık kontrolünden de geçirildi. Artık Antalyaspor'un futbolcusu diyebiliriz. Hocam genel yapıyla az önce zaten hafif hafif konuştuk ama 6 futbolcu kadroya dahil edildi. Yerinde hamleler mi? Size de göre doğru olan, yanlış olan hamleler var mıdır? Ne söylersiniz bu 6 futbolcu? Şimdi şöyle bir kere stoper mevkisine kesinlikle bir takviye şarttı. Yani o olması olmazdı. Şimdi bek olarak solda da bir sıkıntı vardı. Oraya da takviye yapıldı. Gol, yani Yahoo için önemli bir golcü olduğuna inanıyorum. Ben Podolski'yi çok bilmiyorum. Yani olsa da olurdu benim şeyimde, olması da olur. Yani o kadar önemli değil ama bir golcü, sol bek, stoper önemli. Bunlar önemliydi. Sinan da katkı sağlar. Hücumsal olarak, gol vuruşu olarak. Bazen yaratıcı konumunda da oynayabilir. Yani yaratıcı özelliği olan bir oyuncu. Ama İleri ilkilde de oynayabilir, kanatta yani, da oynayabilir. Tabii ki ne oynatacağına bağlı şimdi. Baktın da orada şimdi santrafor özelliği de var Sinan. Evet. Podolski de santrafor özelliği. Yahu zaten santrafor. Şimdi bunların bir tanesini kenar oynatacak muhakkak hoca. Yani hem Sinan'ı hem Podolski'yi birini bir kan, yani ön tarafta ileri üç. İki kanatta deneyebilir hocam onları. Ama işte o ne kadar verim. Yani bunlar şimdi burada kağıt üzerinde iyi görünüyor da şimdi bir tarafta hücumun bir sağında Sinan, solunda Podolski, önde Yahovic. Şimdi bunlar böyle gözüküyordu ama bunun da bir de rakibi engelleme tarafından baktığımda bekleri karşılayacak Podolski'nin o durumu yok yani. Bir beki sen Podolski'ye tabii savunma anlamında eksik bırakır takım. Karşılatırsan sıkıntı yaşarız. Onun için hocanın nasıl bir taktik, şimdi baktığında geçen maç bak Çikola Yekta'yı çift libero oynattı yani. Önde oynattı. Yani arkayı baktı ki önde ben sıkıntı çekebilirim. Yani işin savunma tarafında altılı bir savunma bloğu oluşturdu orada, evet, hoca. Evet, doğru. Yanlış mıydı? Doğruydu. Doğrusu bu. Sen önde böyle oynarsan... Önde 5 tane hücumcu vardı. Hatta 4 tane hücumcu vardı. 4 tane hücumcu vardı. Dedi ki ben savunma yapayım. 6 tane savunma hattım olsun. 4'ü de bana gol yapsın ki yaptı. Evet. Yani hocanın... Bu maçta tuttu. Tuttu. Hocanın böyle bir taktiksel varyasyonlar yapabilir. 4-4-2'de oynayabilir. Yani bilmiyoruz tabii takımın özelliğine göre ama şu dediğimiz mesela Sinan, Podolski, Yahovic, arkalarında bir 10 numara gibi Freddy mi oynattı? Freddy oynadı bu maçta. Yani böyle sıkıntı yaşayabilir onun için. Yani bunlar aynı anda da büyük ihtimalle oynatmayacak aynı anda. Yani bir tabii tarafta Sinan, bir tarafta Podolski yapmaz diye düşünüyorum ama tabii hocanın... Tabii Yahovic'in yokluğunda... O ayrı. Yeni, Podolski, yani 4 hafta içerisinde muhtemelen Podolski oynayacaktır Sinan'la. Deneyeceksin. Evet. Sonuçta santrafor özellikli bir oyuncu Podolski yani. Onu deneyeceksin, bakacaksın muhakkak. Olmazsa Gustavo var, değiştirir. İkili oynayabilirler. Yani şimdi... Göztepe maçında hocam, kupa maçında Sinan Gümüş Mukayru ile beraber sanki çift forvet gibi oynadı. Evet. Göztepe maçında ama ligde daha çok tek forvet gibi oynatıyor. Ama işte Sinan'ın da o özelliğinin olması aslında maç içerisinde o varyasyonları deneme açısından da çok önemli bir şimdi, meziyet aslında. Şimdi Antalyaspor'un ön tarafta oynayan oyuncudan hem kenar oynama özelliği var hem evet, de mesela kontrada forvet yani santrafor oynama özelliği var. Artık hoca antrenmanlarda gözlemleriyle veya taktiksel olarak yaratıcılıklarıyla bu oyunculardan nasıl verim alabileceğinin ince ayarını yapmak zorunda. Doğru. Nasıl ben mesela her maça göre farklılaşabilir yani her maç tabii farklı bir şey de oynatabilir. Hocam iç sahada farklı oynar, dış sahada farklı oynar. Tabii zaaflarına göre yani böyle bir çok çeşitli bir oyuncu grubu var elinde. Bunlardan iyi verim alması lazım. Çünkü o kalitede oyuncular var elinde. Şu anda Antalyaspor'un hiçbir oyuncu olarak eksikliği yok. Hocam ve gayet de derin kadro oluşuyor. Bir de arkaya bak. Tabii arkaya bak şimdi. Oynamayacak oyuncuları var. Doğru. Yani gerçekten ciddi bir kadrosu hocam, oldu. Şimdi mesela Ersan Gülüm Veysel transfer edildi. Şimdi orada oynayabilecek mesela istediğiniz zaman Çiko'yu oynatabiliyorsunuz. Tabii. Çeluska da var elinizde. Diego ile yollar ayrılacak. Hadi onu saymıyoruz artık. Fedor Kurdiyaş o bile stoper oynayabilecek oynar özelliği var. Oynar. Yani orada da ciddi bir kadro derin oluşuyor. Şu anda kadro Antalyaspor'un İyi bir kadrosu oluştu. Artık bunu kullanacaklar. Bunu iyi analiz edecekler kendi
takımını, ona göre bir kadro oluşturacak. Evet, şimdi şöyle eleştiriler de var. Onlara da ben bir şeyler söyleyeyim. sezon başında neden bu transferler yapılmadı? Bülent Korkmaz'a bir haksızlık yapıldığı yönünde eleştiriler de var hocam. Bunları görüyoruz. Evet. Şöyle bir bilgi vereyim ben de. Sezon başı, tabii bu sezondan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitleri koydu. Antalyaspor'un sezon başındaki harcama limiti 23 milyon TL'ydi. %30 sapma hakkı veriliyor. Bununla beraber aşağı yukarı 30 milyon lirayı buluyordu Antalyaspor'da bu rakam. Tabii sezon başında bu isimleri 30 milyon liraya ve kadronun içerisindeki diğer futbolcuların maaşlarını düşünecek olursanız 30 milyonla bunların yapılması mümkün değil. Devre arasıyla birlikte Antalyaspor'da bu oran, yani harcama limiti 59 milyon liraya yükseldi. %30'luk aşma limitiyle birlikte 80 milyon liraya ulaştı. Yani yaklaşık 3 katı daha fazla oldu. Bu limit aştığı için, yani limite izin verildiği için Antalyaspor'da bu transferleri yapabildi. Bunun da bilgisini verelim. Hani sezon başı yönetim biz istemiyoruz, hani transfere gerek yok gibi bir düşünce içerisinde değildi. Federasyonun koyduğu limit sebebiyle bu transferlere benzer transferler sezon başında yapılamadı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani var şimdi. Bülent Korkmaz'a bir haksızlık falan söz yok, konusu değil. Yok, şu var şimdi. Ben sezon başı Antalyaspor'un teknik adamı olsam bu transferleri istemezdim. Yahu hiç istemezdim mesela. Yahu onun da şeye blankoya aldılar sezon başı. Değil mi bu sezon hocam, başı? Onu da söyleyeyim. Hemen araya gelip çok özür dilerim. Sezon başı gerçekten Antalyaspor Yahu hiç transfer edebilirdi. Çünkü izleyiciler de belki hatırlar. Serhat Karabük Konyaspor'da çalıştığı dönemde Yahoviç de Konyaspor'da beraberlerdi. Araları da çok iyidir. Yani sezon başında Antalyaspor Yahoviç'i bitirebilirdi ama Bülent Korkmaz ısrarla Gustavo istediği için Antalyaspor yönetimi de Gustavo'dan yana tavır takındı ki başkan da zaten geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Eğer hocayı dinlemek hataysa ben hata işledim dedi. Evet. Hataysa bu şekilde eleştirilebilir şimdi, tabii ki. Hiç oralara girmeyecekler kardeşim. Sezon başı bu takımın iki tane stopere ihtiyacı vardı. Üç senedir var abi. Üç senedir bu stoper sıkıntısı görünüyor. Ama haftalık işte maçları bazen iyi bir seri yakaladı. Şu durdu. Hep görmezlikten gelindi. Hatta bu mevzuda oldu. Yine Bülent'in ekibinden arkadaşlarımla. Stoper lazım dedim bu takıma. Hiç düşünmüyor. Yok dediler. Stoper düşünmüyoruz. Şimdi onun için kimseye haksızlık değil. Şimdi stoper alırdım bu takıma aynı kadroyla, inan şu durumda düşmezdi Antalyaspor. Aynı kadroyla bak, iki tane stoper alsaydılar sezon başı şu 15. durumda olmazdı Antalyaspor. Hocam ya ben burada şunu diyorum. Çok ilginç ama. Stoperleri de direkt olarak onlara kötü suçu yüklem eksiği oydu Antalyaspor'un hocam, görünen o dönem gözüken eksik stoper eksiğiydi ama alınmadı. Kimse forvet attı, iyiydi, süratli oyuncular var, Hamilton var, Mukaru var. Yani iyi oyun, Blanco'yu almışsın, orta sahan kötü oyuncuların yok. 8 numaranda vardı orta sahada, 6 numaranda vardı, Yektay da var. Yani takım kötü takım değildi. Yani bir gelinen süreçte kötü bir takıma dönüştü takım. Yani o iyi bir takım. Güvensizlikten dolayı yeni kötü bir duruma geldi. Hocam ilginç ama gerçekten ben burada sizin gibi çok değerli, tabii eski futbol oynamış, Antalyaspor'da teknik direktörlük yapmış isimleri de ağırlıyoruz burada. Sizin gibi futbol oynamış isimleri de ağırlıyoruz. Sürekli olarak gerçekten son 2 senedir, 3 senedir hatta Antalyaspor'un savunmasında ciddi bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Bunu yani herkes gördü. Burada hani Diego kötü futbolcu değil kendi başına baktığında. Çelisko da çok iyi futbolcu ama ikisi de benzer tipte olduğu için tek hamlelik, yani mücadeleci, o hızlı oyuncu olmadığı için sıkıntı yaşadığını her konuğum neredeyse bunu söyledi. Ama bunu o görevin başındaki olan teknik adamların göremiyor olması sizce biraz garip değil mi? Ya mesela garip olmaz mı? Siz diyorsunuz ki savunma oyuncusu istemediler. Ya bak bir şey diyeyim sana. Savunma oyuncusu sırf Diego Çeluska ağır diye bu takım geri çekildi. Evet. Bak bu takım geri çekildi. Niye? Arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar diye. O zaman demek burada bir planlamada bir sıkıntı oldu yani. Sezon başında onun haricinde bak takımın kötü değil ki. Kadrosu kötü değildi yani. Ben burada geçmiş dönemi şey etmiyorum. Bülent'in de çok önemli katkıları var. Kesinlikle. Ben sadece tabii bu ki mevzudan konuşuyorum tabii ben. Yani diyorsun şundan ben karşı diyor ya işte niye bu transferler sezon başı yapıldı. Bu transferlere gerek yok gözüküyordu sezon başı. Evet. Ama yaşanan süreçte geldin bu transferlere gerekli göründü artık. Hocam tabii mesela sezon başını size de sorayım. Atıf şu transfer edildi. Tepki koyar mıydınız? Koydum.
Ben duydunuz mu? Koydum abi. Eksilsiniz hocam. Bir ben bir şey diyeyim. Bak ben bunu geçen ne isim vermeyeyim çok ciddi. Atıf'ın bakın abi gitti her takıma bak. Atıf bir şey yapıyor gözüküyor. Hiçbir şey yapmıyor. Rize de iyi değil miydi hocam? Değildi yani. Abi. Bak Atıf'ın bak bireysel oyuna. Size saygı duyuyorum şu an. Gerçekten ben bu kendisi. Ben bunu herkesten de konuşuyorum. Atıf her gitti Sivas'ta gol kralı olduktan sonra bak nereye gittiyse Atıf alıyor. Bir şey yapıyor gözüküyor. Geliyor sonuçta hiçbir şey yok. Adam geçiyor. O geçtiği adamı tekrar alıyor. Geride önüne getirtiyor. Yani göz Atıf, boyuyor biraz. Göz boyuyor. Atıf'ın oyun yapısı bir kere Atıf'tan savunma diye bir şey beklersen Atıf'tan hiçbir verim alamaz. Tabii savunma anlamında kötü. Hiçbir verim alamaz. Ama ben gerçekten Atıf hangi takıma gittiyse o takım sıkıntı yaşamış. Bak Rize'ye. Rize'de bak ama iyi performanstı hocam. Yani ben, Rize dipten lig sonuncusuydu. Sonra ben yükseldi. Ben Atıf'ın yani ben bunu şimdi konuşurum. Ben bunu kimden konuşsam Atıf'ın. Siz benim programda da zaten şey demiştiniz. Sivas'tan sonra performansı düşüşte olduğunu söylemiştiniz. Yani iyi bir şey gözüküyor. Diyorum lan Atıf aldı şunu yaptı. E tamam diyoruz. Yapamadı ama güçsüz işte. Oynadıkça iyi olur. Olmadı. Bakıyorsun Atıf olmadı. Hep aynı. Şu an tam dip oldu artık. Yani sıkıntıları var. Neyse biz yani önümüze bakacağız ama. Hocam yok öngörünüz çok iyiymiş gerçekten tebrik ediyorum. Ben onu hep çünkü dedim. Ben kimle konuştuysam Atıf dedi çok iyi. Atıf ben yetenekli gözüküyor. Tebrik ediyorum yetenekli gerçekten. Yetenekli gözüküyor Atıf. Atıf adam geçiyor gözüküyor. Atıf kaç tane asist yaptı? Kaç tane gol attı? Bir tane gol attı hocam. Sanırım iki asisti var galiba. Yani sonuçta bunu baktı. İstatistiğe de bakmaya gerek yok yani. Tabii ki. Hocam yani şimdi gözle görünüyor. Atıf farklı yani. Sadece zinciri, Antalya Spor'da zinciri tamamlayacak oyuncu olamadı. Olamadı doğru. Gitti birçok takımda da olamadı. Kötü oyuncudur iyi oyuncu. Onu konuşmuyorum ben burada. Verdiğini konuşuyorum yani şu izlenimi hiçbir şey vermedi doğru katılıyorum yani. Size ben o yönde ben şey etmem ama Antalyaspor'un kötü kadrosu yoktu gelinen süreçte kötü duruma düştü transfer şarttı bu transferler de yapılmıştır evet. Şu anda kimsenin yani işte sığınacak bir şeyi yoktur herkese yönetim transferi yapmıştır şimdi inşallah Tamer Hoca da bunları doğru dürüst değerlendirir ve güzel bir sonuç çıkar ortaya. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Tek temennimiz bu. Tabii ki özellikle tabii hep bunu dile getiriyoruz. Beni biraz moral olarak bozdu ama Yahoviç'in olmaması Konya Spor'a şey karşı. Olmaz. Umarız bir İnan ki bana bak şu anla işte oynasınlar şu deniz içeride oynayacak. Biraz da öne çıkarak oynasın. Kim oynadı? Podolski kim oynar? Siz olsanız kimi koyarsınız hocam? İler Hoca şimdi baktığımızda Podolski'ye mi şans verirsiniz? Gustavo'ya mı? Gustavo'ya veririm önce. Podolski'ye 11'de yer verir misiniz peki? Yani o kenar oyuncuların şu anda Sinan oynamış maç kaldı. Ötede kim oynadı? Mukayro oynadı. İyi bir oynadı. Bir gol bir asistle oynadı. İyi oynadı. Bozmam orayı. İki kenarı bozmam. Öne de atarım Gustavo. Bir şey ha şunu düşünürüm. Gustavo seyirci tepki gösterir diye düşünürse yani denenebilir Podolski'ne ama ben Gustavo'la başlarım. Çünkü oyun anlayışı değişen bir takımda Gustavo'nun ne yapabileceği de önemli. Onu da görmesi lazım. Şimdi Tamer Hoca'nın sıkıntısı bu. Yani bazı oyuncuları lig içinde görecek. Oynatarak doğru, görecek. Tabii. En büyük sıkıntı bu. Ha, Podolski de oynayabilir. Yani bu ben öyle düşünürüm de o farklı düşünebilir. Çünkü Podolski ilk maçına çıkar. İçeride seyircinin havası farklı olur. Bazen teknik adamlar bunları da düşündü. Sadece o bireysel oyunun anlayışından değil. Der ki işin moral taraf, psikolojik doğru. Tarafını da öne koyarak düşünür. Tabii sağda Podolski'yi görmekle taraftar açısından. Tabii öyle bir hocam, farklı bir atmosfer. Takım içinde etkili olur mesela? Siz rakip takım oyuncusunuz. Sağda Podolski var veya Gustavo var. Yani sizi etkiler mi? Yani isim olarak tabii ki daha seni konsantre de edebilir. Yani daha işi daha ciddi de baktırabilir Podolski şeyi ama ben Podolski veya Gustavo fark etmez. Yahovic olsa çok iyi olurdu. Ayrı bir oyuncu. Evet. Yani bunların üstünde bir santrafor. Yahovic. Santrafor hocam. Tamam gerçekten. Evet. Tam onunla, ama onun da yokluğu Antalyaspor'un diğer taraflarının doğru işleri yaparsa Yahovic'in yokluğu o kadar belli olmaz. Umarım hocam. Benim biraz gerçekten moralim bozuldu olmaması. İnşallah yok, sizin yok. Dediğiniz gibi. Yani olur. Diğer taraflar doğru iş yaparsa defans biraz da önde, orta saha baskı, iki tane
Orada da şimdi önemli. Şimdi orada Çikolan yaktı oynadı. Orada önemli. İkisi evet. de savunma. İyi iş yaptılar şimdi hocam. Şimdi derler ki içeride bunu böyle oynatmak gerek mi? Gerekir. Bence orayı hiç bozmam. Orada kazan takımı bozmayacaktır zaten bence. Yani bazen Podolski girebilir mesela, onu düşünüyorum ben. 8 numara gibi bir tek önlü bir o 8 numara gibi oynatma düşüncesi olabilir hocanın içeride i̇ç diye. İç sağ olduğu için. Ama içeride de darbe yedin mi bu sefer daha beter. Onun için tabii. orayı bozmayabilir. Ha forvet, santrofor Podolski de olabilir. Ya, ama ben mesela ben Gustavo'yu oynatırız. Podolski evet. beklesinler. Beklerim onun performansına göre veya yorgunluğuna göre, yapamadığına göre, yaptığına göre. Takımla birlikte ilk çalışmasına da bugün çıktı Podolski, onu da söyleyelim. Yani, Ersan Gülüm de bugün yine antrenmanda yer aldı. Bugün mü çıkıyor? Takımla birlikte ilk antrenmanda bugün yani çıktı. Yani o da var şimdi. Tabii çok eksiğin olur orada, mecbur oynatırsın ama bilmiyorum. Şimdi evet. teknik adamların düşünceleri farklı tabii, olabilir. Tabii antrenman içerisinde o diyaloglar da önemli. Tabii teknik adamla ne yaşıyor diğerleri yani iletişim anlamında söylüyorum. Antrenman performansı da önemli. Takımda olan, takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri de önemli tabii bu anlamda antrenman içerisinde. Ona göre kararını verecektir umarız. Kim oynarsa oynasın isterse Koray Geçil oynasın ama kazanalım. Önemli i̇nşallah, değil. İnşallah. Hocam az bir zamanımız kaldı. Hemen Alanya Kasımpaşa-Alanya maçına da bakalım. Alanya Spor 2-1 kazandı. Maç son açıklamalarını bir ekrana getirelim. Sonrasında kısa bir zamanımız kalacak. Kısaca onlara da değinelim ve programı kapatalım. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Çünkü iyi bir başlangıç yaptık ikinci yarıda. Bu maçı da almak istiyorduk. Bugün biraz zor oldu. Çünkü karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. Onlar da kazanmak istiyordu. 1-0 öne geçtik. Ondan sonra ikinci yarıda rakibin kazandığı bir penaltı oldu. Maç 1-1'e geldi. Ama ikinci yarıda yakaladığımız birkaç net pozisyon vardı. Onları değerlendiremedik. Sonra kenardan gelen ortaya Salih iyi değerlendirip 2-1 öne geçtiğimizde maçı kendi lehimize çevirdik. İyi mücadele ettik. Maçın temposu çok yüksek olmasa da iyi mücadele ettik. İyi bir oyun oldu bizim adımıza. Kazandığımızdan dolayı da mutluyuz. Maça gelirsek maçta ilk hedefimiz 3 puan almaktı. Çünkü çok 3 puana ihtiyacımız vardı. Puan olarak istemediğimiz yerde pozisyonda bulunuyorduk. Bu 3 puanı alıp rahatlamak istiyorduk. Ya iç sahada uzun süredir kazanma bir psikolojimiz var. Ama bunu kıracağımıza inanıyorduk. Kupa maçında aldığımız 3 puan bize ümit vermişti. Bugünkü maçta ilk başta dediğimiz gibi fazla 3. bölgeye topu aktaramadık ve pozisyon üretemedik. Bize hiç yakışmıyor. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Bugün de maçı kaybettiğimiz için yine üzüntülüyüz. Ama en kısa zamanda Kasımpaşa layık olduğu yere gelecektir. Evet, maç sonu açıklamalar bu şekildeydi. Hocam, Alanya Spor kazanmaya devam ediyor. Kaldığı yerden devam etti. Kasımpaşa'yı mağlup etti. Her ne kadar Kasımpaşa gerçekten çok kötü bir durumda. Kadroyu da dağıttı, biraz bahsettik ama Alanya Spor açısından bakarsak da 19 haftada topladı 35 puan. Sivas Spor'dan 5 puan geri. Tabii bir maç eksik ama Sivas Spor'un 5. sıraya kadar yükselmiş. Geride kalan Süper Lig sezonlarına baktığımızda hep son haftalara kadar işte kümede evet. çok zorluk çekmese de kümede kalma yarışına giren takım hüviyetindeydi. Bugün itibariyle hani geri kalan bütün haftalarda galip gelemese bile artık küme düşmez diyebiliriz Alanyaspor. Çok iyi bir grafik yakaladı bu sezon. Şimdi grafiği tesadüfen yakalamıyor. Evet. Kadrosu burada konuşuyor. Kadrosu evet. Alanyaspor'un kadrosu iyi bir kadro oluşturdular. Golcüleri var. Defansı iyi. Kalecisi iyi. Bak orta sahası çok iyi. O Yunan oyuncuları, evet. Siopis falan çok iyi oyuncular Bakın buldular. Bakın Siopis hocam, Yunanistan'dan iyi oyuncular buldular. Çok iyi oyuncular buldular, tamam mı? İyi kadro yaptıkları için hatta bir ara mesela bir düşüş yaşadılar. Bir iki maçı kaybettiler çok, tabii. Hakem mesela ben Trabzonluyum ama Trabzon maçı alabilecekleri bir maçtı. Doğru. Orada bir sıkıntılar doğru. yaşadılar, doğru. kaybetti. Doğru. Mesela Alanyaspor kadrosu iyi. İyi kadro yaptığı için bu sonuçları. Kimse tesadüfen bu kadar çıkamaz. Yani doğru. tesadüfen çıkan takımlar var. Bir iki takım çok şanslan, çok kısmete puanları var. Ama Alanyaspor çok kısmetsiz verdiği maçlar var. Çok sağlam duruyor hocam Alanyaspor. Gerçekten sahaya çıktığında hani hangi takımda oynarsa oynasın Alanyaspor bu maçı kaybeder ya diyemiyorsunuz. Evet, onu izleyemiyorsun. Yani Alanya iyi kadro yaptı. İyi yönetiliyor. Öyle gözüküyor. Tek üzüldüğüm nokta burada Alanya Antalya maçında olanlar yani. Hiç Alanya'ya
misafirperver olarak, misafir olarak hiç yakışmadı. Evet. Orada ama arayı karıştıranlar oldu. İnşallah bizim seyircimiz de, onların seyircisi de bu tuzağa düşmez. Çünkü biz iki kardeş kulübüz. Evet. Yani hadi ben bizim ilçemiz diye de konuşmuyorum Antalya. Ben iki takımda da oynadım. Evet. Alanya Spor'da da oynadım. Antalya Spor'da tabii uzun yıllar oynadık. Ama yakışmadı. İnşallah onu da bir çözerler de ileriki maçlarda sıkıntı olmaz. Gidişat... Bunu bir an önce maç yaklaşmadan, şimdi ikinci devreyi beklemeden bu işi halletmeleri lazım. Hocam zaten geçtiğimiz dönemlerde yani bir iki hafta önceydi galiba Antalya Valisi Münir Karaloğlu, işte Hasan Çavuşoğlu, Fikret Öztürk ve taraftar grubu liderlerini bir araya getirdi. Bir ortak yol bulmak için bir çalışma yapıldı evet, ama tabii ki ikinci yarıda bu yılda oynanacak maçta inşallah böyle şeyler ya yaşanmaz. Ama onu şimdiden... Bak bu maç günü gelir, maç haftası gelir, yapacağım her şey boşa çıkar. Evet. Şimdiden burada iş taraftarlara düşüyor. Doğru. Taraftar gruplarını birbirine yakınlaştırmak lazım. Gereksiz bir şey yani. İki kulübe de zarar verir, hiç gereği yok. Bu bizleri de üzüyor yani. Yakışmıyor bizim şehrimize. Yakışmadı bu. Evet. Umarız hem kardeşçe bir karşılaşma olur. Tabii onun da zaman var önümüzde. Antalya Spor bu hafta Konya Spor'la oynayacak. Umarız galip gelir ki çünkü çok kritik, kazandığı takdirde Konya Spor'un üzerine çıkacak Antalya Spor. Düşme hattından bir hayli uzaklaşmış olacak. Buradan her iki takımımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program geçti. Sanki 10 dakika konuştuk gibi geldi bana. Bir saati devirdik. Benim için de öyle. Senin de programına gelmek ayrı bir zevk. Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu atladık. Ünlü efsane basket oyuncusu Kobe'nin hayatını gerçekten çok yani dünyaya mal olmuş bir sporcunun ölümü bu şekilde ölümü de bizleri çok üzmüştür. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Gerçekten çok üzücü. Çok büyük bir sporcu diyeyim, basketçi diyeyim gerçekten. Herkesi böyle herkes futbolcusu olsun, başka spor yap herkesin böyle hayranlık uyandıran bir hocam, sporcuydu. Hocam bir nesle basketbolu tabii sevdiren oyuncuydu. Evet, benim oğlum sabah akşam geldi öğrendi. O mesela o da basket oynuyor. Onun hayran çocukluk evet hayaliymiş. Ağlayacak gibi oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Evet. Yeniden başsağlığı dileyelim yakınlarına. Kobe Bryant'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Hocam çok teşekkürler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek dileğiyle. Koza TV'den ayrılmayın.